Günümüzün savaşlarında, operasyonlarında insansız hava araçları İHA'lar veya silahlı insansız hava araçları SİHA'lar baş rolü oynuyor. Şimdi İHA'lar için yeni bir görev gündemde. İHA'lar uçsuz bucaksız denizlerde, okyanuslarda denizaltıları tespit edilecek. Yani denizaltılara karşı da bir savaş verecek. Bu pazar için geçtiğimiz yıllarda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ geliştirdiği çift motorlu İHA sistemi Aksungur ile önemli bir adım atmıştı. Şimdi Aksungur'a Amerika'dan bir rakip geliyor. General Atomics, MQ-9 olarak adlandırılan İHA sisteminin kanat altına ve gövdesi altına taktığı özel sistemlerle bu İHA platformunu denizaltı savaşında kullanmayı hedefliyor. Peki İHA'lar denizaltıları nasıl tespit edecek? Hangi teknikleri, hangi teknolojileri kullanacaklar? Bu videomuzda bunlara birlikte bakacağız. Denizaltıların ilk yoğun olarak kullanıldığı savaş 1. Dünya Savaşı'ydı. Arkasından 2. Dünya Savaşı'nda özellikle Alman donanması müttefiklerin ikmal akışına, savaş gemilerinin harekatına çok önemli bir ket vurmuştu denizaltılarla. Sonrasında denizaltılar özel sistemlerle tespit edilmeye başlandı. 1950'lerden itibaren de nükleer güce sahip denizaltılar ön planda. Taşıdıkları kıtalar arası balistik füzelerle sessizce okyanusların, denizlerin altında ilerliyor ve çok acil gelişen savaşlar veya başka konularda önemli bir tehdit olarak karşıya çıkabiliyordu. Bugün sessiz bir denizaltı gerçekten tespit edilmesi çok zor. Buna karşılık havadan, denizden özel sistemlerle denizaltılar takip edilmeye çalışılıyor. Hatta takibe uyduların çektiği fotoğraflar veya bölge taramalarında koyduğunuz zaman denizaltılar denizden, havadan, uzaydan tespit edilmeye çalışılıyor. Ve son zamanlarda gelişen insansız hava aracı teknolojileri denizaltı savaşlarında da yeni bir sayfa açmaya başladı. Öncelikli olarak denizler uçsuz bucaksız, kilometrelerce kare, binlerce kilometre kareye yayılmış çok geniş coğrafi parçalar veya keza okyanuslara baktığınız zaman inanılmaz büyük bir alan var. Denizaltılar havadan nasıl tespit edilecek? Bu konuda tabii çok gelişmiş uçaklar, helikopterler kullanılıyor. Şimdi insansız hava araçları bu görevi yapmak üzere modifiye edilmeye başlanıyor. Bu konuyla ilgili TUSAŞ geçtiğimiz yıllarda çok önemli bir adım attı ve Aksungur İHA sistemini bu görev için hazırlanmış ilk modelini 2019 yılında yapılan İDEF fuarında sergiledi. Bu gelişim, bu adım gerçekten Türk Deniz Kuvvetleri tarafından olsun, Dünya Deniz Kuvvetleri tarafından da olsun dikkatle izleniyor. Öncelikli olarak bu pazarda adım atması gereken İHA'nın çok uzun süre havada kalabilmesi ve özel teçhizatları saatlerce taşıması gerekiyor. Yani gövde boyu, yakıt tankı, motorlarının gücü buna hazır olmalı. Havacılıkta şöyle bir şey var. Taşıdığınız yükü ne kadar uzun süre uçuruyorsanız o kadar ağırlığınıza artı bir faktör bu. Bu da eşittir daha fazla yakıt harcamanız ve daha güçlü motorlara ihtiyaç duymanız. Anka teknolojisinin çift motorlusu olan, hatta Anka 2 olarak da adlandırılıyor Aksungur, bu görevler için gerçekten biçilmiş bir kaptan. Hem gövde altında hem de kanatların altında farklı farklı mühimmatlar taşıyabiliyor. Ama denizaltı nasıl tespit edilecek? İsterseniz gelin önce buna bakalım.
Denizaltıları tespit için farklı farklı yöntemler var. Öncelikli olarak suyun yüzeyi çok iyi taranması gerekiyor ve geniş alanda taranması gerekiyor. Niye? Çünkü denizaltı bazen yüzeye doğru yükselip periskopunu çıkartabiliyor. Ya kendisi yüzeye çıkıyor veya periskoplarını çıkartıyor. Bu kadar küçük bir periskopun kilometrelerce öteden görüntü alınarak tespiti gerçekleştirilebiliyor. Bu açıdan bir İHA sistemi taşıdığı yeni nesil, çok yüksek irtifadan çok özellikli zoom yapan özel kameraları ile bu periskopları tespit yeteneğine sahip. Öncelikli olarak kamerayı birinci madde olarak yazmakta fayda var. İkinci madde ise taşıdığı radar sistemiyle yüzeyin taranması. Böylelikle hani kameranın menzili dışında kalan, yüzeyde yüzen denizaltı olsun veya su üstü gemileri olsun bu radar yardımıyla uzaklardan tespit edilebiliyor. Görerek tespitte tabii Akdeniz için önemli bir parantez açarak anlatmak istiyorum. Akdeniz'deki suyun özellikleri itibariyle eğer işte yüzeyde dalga yoksa yaklaşık 60 metreye kadar dalmış bir denizaltıyı yukarıdan bakarak görebiliyorsunuz. Benzer görüntü uyduların çektiği fotoğraflarda da ortaya çıkabiliyor ve denizaltı her ne kadar sessiz de olsa o derinlikte yani 60 metreye kadar daldığı zaman Akdeniz'den bunu görebilmeniz mümkün. Bu açıdan Akdeniz denizaltıcılar açısından yukarıdan tespiti açısından gerçekten tehlikeli sular diyebiliriz ama dünyanın farklı denizleri, okyanuslar, işte tuz oranları, suyun yapısı gibi şeyleri arka arkaya koyduğumuz zaman farklı farklı görüntülerin oluşmasına imkan sunabilmekte. Denizaltıların bir başka önemli silahı ise sonobay olarak adlandırılan özel akustik olarak denizaltıları takip edebilecek sistemler. Bunun için İHA'nın gövde altında veya kanat altında taşıdığı özel bir sonoboy ünitesi var. Bu sonoboylar paraşüt yardımıyla atılıyor. Paraşütünü açtıktan sonra suya yumuşak bir iniş gerçekleştiriyor. Sonoboylar aslında aktif veya pasif sonar sistemi. Elektromanyetik olarak denizaltıların tespitinde bu sistemler kullanılıyor. Bunlar adeta bir mikrofon gibi suyun altını tarayarak denizaltının tespitini sağlıyor. Sonoboyun aldığı bilgiler önce İHA'ya taşıdığı SATCOM anteni yardımıyla da ana kumanda merkezindeki operatöre aktarıyor. Operatör de tabii ki normalde nasıl denizaltı savaşında kullanılan deniz karakol uçaklarında görev yapan özel teknik ekip gibi bu sinyalleri değerlendirilerek bir denizaltı ise o denizaltı olup olmadığına veya herhangi bir şekilde hangi hedef olduğunu karar veriyor. Denizaltıyı tespit ettikten sonra devreye tabii o denizaltıya atılacak olan çeşitli torpido veya sualtı bombaları devreye giriyor. Tabii ki büyük torpidolar için insansız hava araçları şu an biraz ufak kalmakta ama bölgeye gönderilebilecek bir deniz karakol uçağı veya İHA'nın tespit edip takip etmeye başladı denizaltı. Çünkü denizaltının sonuçta süratı çok çok hızlı değil. Bölgeden çok hızlı bir şekilde uçaktan hızlı kaçamayacağına göre İHA'nın takip ettiği denizaltı su altına atılacak torpido veya su altı bombalarına sahip deniz karakol uçakları veya bölgeye yakın olan gemiler tarafından da atılacak mühimmatla zarar verilip batırılması söz konusu hale geliyor. Denizaltı konusunda bir başka aramada kızılötesi olarak gerçekleştirilen aramalar oluyor. Özellikle denizaltı yüzeye geldiği zaman yani şnorkel yaparken denizaltıların çıkan egzozu suyu ısındırmaya başlıyor ve bu sudaki sıcaklık farkları tespit edilerek de denizaltıların yerleri tam olarak bulunabilmekte. Bu konuda insansız hava araçları benzer görevleri yapabildiği gibi uydulardan gerçekleştirilen tespitler de çok etkili olarak kullanılmakta. Aksungur'un görevlerini anlattım size ve tabii ki karşısındaki rakip de Amerikan General Atomics'in geliştirdiği MQ-9 tipi insansız hava aracı. Bugün Amerikan Hava Kuvvetleri'nin standart insansız hava aracı MQ-9. Güçlü bir hava aracı. Gerçekten maksimum kalkış ağırlığı
5670 kilogram ve hava aracı 2177 kilogram yük taşıyabiliyor. Üzerinde Honeywell imalatı TP331-10 900 beygirlik bir turboprop motor var. Saatteki hızı da 482 km. Bu açıdan bizim insansız hava araçlarına göre biraz daha hızlı bir İHA olduğunu söylemekte fayda var. İHA'nın menzili 1900 km, 50 bin fit yüksekliğe kadar çıkıyor ve 14 saat havada kalabiliyor. Şimdi biraz önce de dediğim gibi kara hedeflerine yapılan saldırıların arkasından MQ-9'un yeni görevi deniz korokolu olacak. Taşıdığı yükler, işte sonovoylar veya atacağı çeşitli torpidolar, mühimmatlarla birlikte denizaltıların tespiti içinde MQ-9'lar görev yapmaya başlayacak. Sonuçta deniz karakol uçaklarına göre daha uzun havada kalabilen, daha geniş bir alanı kapsayabilen ve tabii ki uçuş operasyon maliyetleri saat başına daha düşük olan İHA'lar bakalım önümüzdeki dönemde hangi deniz kuvvetleri tarafından seçilecek, ben de merakla başlıyorum. Ama sonuçta bunları hep anlatıyoruz, işte hangisi daha iyi, hangisi daha kötü değil. Elinizdeki çok farklı silahlar, mühimmatlar, operasyonlar sırasında, silahlar sırasında orduların daha esnek görev yapmasına sağlıyor. Bazen operasyonda maliyet etkinlik çok daha ön plana çıkabiliyor veya çok stratejik bir hedefi çok küçük ve çok özel bir mühimmatla vurabiliyorsunuz veya çok farklı hava araçları kullanabiliyorsunuz. Sonuçta önemli olan elinizde ne kadar çok geniş seçenek varsa o kadar detaylı ve o noktaya, o hedefe karşı özel bir mühimmatı, hava aracını tercih ediyorsunuz. Şimdi hep konuştuğumuz ülkelerin sahip olduğu çok gelişmiş denizaltılar, hatta çok az ülkenin sahip olduğu nükleer denizaltılar. Bir de olayın başka bir yönü var. Günümüzde nasıl insansız su üstü tekneleri geliştiriyor? Örneğin Türkiye'de Meteksan ve Ares Tersanesi'nin birlikte geliştirdiği ULAK sistemi var. Benzer yapılar denizaltı olarak da önümüzdeki savaşlarda ortaya çıkmaya başlayacak. İnsansız görev yapan denizaltılarda, bu ufacık denizaltılar bazen sonarlar tarafından tespiti çok zor olacak. Elektrik motoru sayesinde inanılmaz sessiz ilerleyebilecek. Bunların da tespit edilmesi gerekiyor. İşte insansız hava araçları bu tür insansız denizaltıların tespitinde de çok önemli bir rol oynayacak. Her şey tabii ki askeri değil. Biliyorsunuz Orta ve Güney Amerika'da uyuşturucu kartelleri son yıllarda insansız denizaltı sistemleri kullanmaya başladı. Yasa dışı yollardan bu denizaltılara yüklenen uyuşturucu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne veya Avrupa'ya doğru yönlendiriliyor. İşte kıyıya yaklaşırken bir tekne, bir gemi tarafından bu yük alınıyor ve bu denizaltı tekrar yönlendiriliyor. Geri gidiyor ve böyle bir trafik yapılmaya çalışıyor. Milyon dolarlara satılan bu özel denizaltılar var. Kuşkusuz insansız hava araçları bu tür insansız denizaltıların kontrolünde, buraların bulunmasında da önemli bir rol oynayacağını açıkçası düşünüyorum. Son dönemlerde işte Aksungur'un, TUSAŞ tarafından geliştirilen Aksungur'un gerçekten önemli başarılarını izlemeye başladık. Farklı farklı mühimmatlar Aksungur'dan atılmaya başlandı. Yaklaşık 7 ay önce teber testi yapılmıştı ve geçtiğimiz günlerde de kanat güdümlü kite sahip Mark 82 bombası Aksungur tarafından taşındı ve bu bomba Sinop açıklarındaki özel test sahasında bu bomba hedefini adeta 12'den vurdu. Kuşkusuz bu tür sistemler, insansız hava araçlarında kullanılan farklı farklı mühimmatlar olayı bir başka tarafa doğru taşımaya başlıyor. Tabii ki denizaltılara karşı verilecek savaşta ULAK'tan da çok önemli bir adım var. ULAK'ın farklı geliştirilen modelinde AKIA tipi yerli torpido sisteminin kullanılması gündemde. 2 adet AKIA ULAK'ın üzerine yerleştirilecek ve ULAK hedefine giderek o denizaltı muhtemel İHA'lar veya deniz karakol uçakları tarafından tespit edildikten sonra o bölgeye gidecek ve AKIA torpidolarını bırakarak denizaltıya karşı çok önemli bir tehdit oluşturulmuş olacak. Ve herhangi bir şekilde işte denizaltı kaçsa veya ateşleyeceği torpille ULAK'a vursa bile önemli değil. Sonuçta insansız sistemler bu açıdan Türkiye'de çok önemli bir adım atmış olacak.
Videomuz sona ererken bu giydiğim tişört hakkında da bilgi vermek istiyorum size. Giydiğim Türk Yıldızları'nın bir tişörtü. Türk Yıldızları'nın da işte tişörtlerini, kupalarını, şapkalarını, hediyelik eşyalarını satan özel bir mağaza var. Bu mağazadan elde edilen gelirler Kartal Vakfı'na aktarılıyor. Kartal Vakfı'nın da ana görevi hava kuvvetlerinde şehit olmuş personelin ailelerine destek verebilmek, geride kalan çocuklarının eğitimlerini üstlenebilmek, onların hayatlarının bu zor şehitlik haberinden sonra biraz da en azından kolaylaştırılması, maddi anlamda sağlamak amaçlı bir vakıf Kartal Vakfı. Türk Yıldızları'nın, Solo Türk'ün alacağınız işte tişörtleri, şapkaları, hediyelik eşyaları Kartal Vakfı'na bir gelir olarak kaydedilebiliyor. Tabii ki şu salgın günlerinde normalde havacılık fuarlarında, gösterilerde işte Türk Yıldızları'nın, Solo Türk'ün tırları gidiyor. Ama tabii şu pandemi döneminde dışarı çıkamıyoruz, salgın döneminde. Sizler de internet üzerinden bu mağazalara ulaşabilir ve siparişlerinizi verebilirsiniz. Bugünlük bizden video bu kadar. Detaylı havacılık ve savunma haberleri tolgozbek.com sitemizde. Ayrıca bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.